Merhabalar efendim. Gönül Dilinden programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bizim gönlümüz birazcık buruk bu bölümde. Çünkü Gönül Dilinden programıyla birlikte yapmış olduğumuz bu yolculuk, sizlerle birlikte çıktığımız bizler adına ulvi olan bu seyahat bu bölümle birlikte sona erecek. Elbette Gönül Dilinden seslenmeye gayret ettik sizlere. Gönlünüzün dilini, gönlümüzün dili eylemeye gayret ettik. Gezdiğimiz bütün ülkelerde Yaşadığımız bütün şehirlerde, çekim yaptığımız bütün mekanlarda sizin güzelliklerinizi gönlümüze alarak seyahat etmeye, o mekanları anlamaya, idrak etmeye gayret ettik. Ve nihayetinde Cenab-ı Zülcelal Hazretleri yolculuğa başladığımız yerde Ankara'da Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin manevi huzurunda yine sizlerle birlikte Gönül Dilinden programının sonuncusunu yaşamayı, sonuncusunu gerçekleştirmeyi Cenab-ı Zülcelal Hazretleri, Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bizlere nasip eyledi. Bundan dolayı da mutluluğumuzu ifade ediyoruz. Efendim ben Deniz Necip Karakaya Değerli çalışma arkadaşlarımla birlikte sizlere gerçekten çok farklı lezzetler sunmaya, mana dünyamızı zenginleştirecek çok önemli isimleri sizlerin mana dünyanıza takdim etmeye gayret ettik. Bu noktada çok güzel insanlar elbette karşımıza çıktılar. Henüz dünya üzerinde bizlerle birlikte bu atmosferi yaşayanlar ve bizden önce yaşamış insanların arasında bulunan Allah dostları bizlere çok güzel hadiseler, çok güzel öğretiler ikram ettiler. Bunları da sizlerle yaşamaya, sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Efendim bu son bölümü yine Kur'an-ı Kerim'in ayet-i kerimeleriyle açmak istiyoruz. Ve şu anda yanı başında bulunduğumuz Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin kendi inşa etmiş olduğu Hacı Bayram Veli Camisi'nin baş imam hatibi Hafız Ahmet Karalı Beyefendinin okuyacağı ayet-i kerimelerle birlikte bakalım gönül dilinden programında bu seyirde bu yolculukta neler yapmışız sizlere takdim için huzurlarınıza geldik. Efendim gönül dilinden programına hoş geldiniz şerefler verdiniz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا <applause> 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 وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ ۖ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيوت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون <تسجيل> تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ولله ما في السماوات وما في الارض والى الله ترجع الامور صدق الله العظيم Efendim yeniden merhaba. Ahmet hocamıza değerli tilavetleri için çok teşekkür ediyoruz. Ve programın ilk bölümünden bu yana bize Kur'an-ı Kerim tilavetlerini takdim eden ve o ayet-i kerimelerin ışığında bizim dünyamızı zenginleştiren hafızlara, değerli hoca efendilere çok teşekkür ediyoruz ve buradan hepsine selam ediyoruz. Okudukları ayet-i kerimelerin ışığında bir hayat yaşamalarını ve yaşamamızı ve o ayet-i kerimelerin ışığında bir ahiret yolculuğuna çıkmamızı da Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bizlere nasip etsin diyoruz. Efendim gönül dilinden programı boyunca bizler bugüne kadar yaklaşık 70 bin kilometre yol kat ettik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatanımızla birlikte 9 ülkeyi ziyaret etmişiz. Bu 9 ülkenin yaklaşık 35 şehrine ziyaretlerde bulunmuşuz. Bu şehirlerin 11 tanesi Türkiye'de olmak üzere geri kalan şehirleri neredeyse bizlerin gönül coğrafyası diye ifade ettiğimiz Azerbaycan'dan başlayarak Bosna Hersey'in en uç noktasına varana kadar çok önemli şehirlerdi bu şehirler. Efendim yolculuğumuz esnasında programlarımızda bizlere 76 konuğumuz gerçekten kendi dünyalarını açarak eşlik ettiler. Nihayetlerinde onların bize aktarmış oldukları bilgilerle oluşan sohbet bizlerin dünyasını, mana dünyasını, ruh dünyasını zenginleştirecek ifadelerdi. Bunlardan dolayı da değerli konuklarımızın hepsine çok teşekkür ediyoruz. Efendim başta da ifade ettiğimiz gibi hafızlarımız bizlerle beraber oldu. Okunan ayeti kerimeleri şöyle peş peşe sıralayacak olursak neredeyse 30 sayfa Kur'an-ı Kerim sayfasıyla ayeti kerimeleri bizlerle paylaştılar değerli hocalarımız ve 60 hocamız, hafızımız bizlere Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundular. Ayrıyeten onlara da ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizim dünyamızda çok önemli bir yere sahip olan İslam medeniyetini en doğru noktada ifade ettiğimiz ve böyle ifade ettiğimizi düşündüğümüz medreselerimiz oldu ziyaretgahlarımız arasında. Medreselerimizin Balkanlarda şu anda faaliyette olduklarını da görünce elbette mutluluğumuz ziyadeleşti. Bugüne kadar yapmış olduğumuz programlarda 5 tane medreseyi ziyaret etme imkanına sahip olduk ve ziyaret ettiğimiz medreselerde o medreselerin hocalarıyla, talebeleriyle görüşme, onlarla sohbet etme imkanı bulduk. Ayrıca TRT Avaz ekranlarında yayınlanan ve bir dönem gerçekten çok ses getiren konserlerimiz oldu medrese talebelerinin kurmuş olduğu korolarla birlikte. Elbette o koroların içindeki o havayı yaşamak, tatmak gerçekten bizim dünyamızı zenginleştiren hadiseler oldu ki sizin dünyanızda da çok önemli, çok zengin pencereler açmıştır diye düşünüyoruz. Efendim, elbette medreselerle birlikte malumunuz programlarımızı ekseriyetle camilerin ya içinde ya dışında ya da yanı başında gerçekleştirdik. Ve bugüne kadar çekimlerimizi Malumunuz olduğu üzere ya bir camide ya içinde ya dışında ya da hemen yakınında bir yerde gerçekleştirdik. Çünkü efendim biliyorsunuz ki ecdadımız İslam medeniyetine çok önemli katkılar sağlayan ecdadımız camileri hayatın tam ortasına inşa etmişler. Elbette camilerden dışarıya neşet eden bir nur ilahi olmuş ki bu da toplumun düzenini ciddi anlamda sağlamış ve korunmuş muhafaza etmiş. Ve biz gönül dilinden programlarında bugüne kadar 40 cami ziyaret etmişiz değerli seyirciler. 40 camide çekim yapmışız ki bu çekimlerini yapmış olduğumuz camiler İslam medeniyetinin birer şaheseri olarak hala şu anda o ziyaret ettiğimiz ülkelerde sizleri ve bizleri bekliyorlar. Bu noktada TRT Avaz'ı da anmadan elbette geçmemiz doğru olmayacak. Çünkü efendim TRT Avaz malumunuz olduğu üzere yaklaşık 30 ülkede ve 12 özerk cumhuriyette yayın yapan müstesna bir kanalımız. Kanalımızın yöneticilerine, değerli çalışanlarına, başta TRT Genel Müdürümüz olmak üzere bizlere bu imkanı verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. O topraklara gittiğimizde bizleri yalnız bırakmayan ve o topraklarda hizmet eden TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Büyükelçiliklerinde görev yapan müşavirlerimizle birlikte bizler o topraklarda hali hazırda hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem de İslam medeniyetinin nasıl temsil edildiğini gördük ve bundan dolayı da iftiharlarımızı onlara tebriklerimizi ifade etmek istiyoruz. Kabul buyursunlar. Değerli seyirciler elbette ziyaret ettiğimiz noktalardan bir tanesi de meydanlar idi. Bir hadisi şerifte Aleyhisselatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir anne baba ebeveyn evladını terbiye edemezse arkadaşları terbiye eder. Arkadaşları terbiye edemezse sokak terbiye eder. Sokak terbiye edemezse meydan terbiye eder. Meydan terbiye edemezse Allah muhafaza cehennem ateşi cehennem azabı terbiye eder buyuruyor. Biz de bu hadisi şerifi gönlümüze alarak meydanlara bir ziyarette bulunduk. Gittiğimiz ülkelerdeki meydanlara, o meydanların da hemen yanı başına kurulan camilere ve medreselere göz attık. Ve size samimiyetle şunu ifade etmek istiyorum. İslam medeniyetinin ulaştığı bütün topraklarda bulunan meydanlar bugün yine İslam medeniyetini bütün ihtişamıyla karşılayacak şekilde hazır ve nazır bulunuyorlar. Allahü Teala bizim gönül dilinden programı vesilesiyle ziyaret ettiğimiz bu topraklarda bulunan meydanlara dini mübini İslam'ın güzelliklerini eski ihtişamıyla ve yeni ruhun yeni neslin gücüyle birlikte yaşayacak ve zirve noktaya ulaştıracak bir imkan nasip etsin. Bu da duamız olsun efendim. Efendim şimdi sizlerle birlikte gönül dilinden programında ziyaret ettiğimiz İlk ziyaretgahımız olan Azerbaycan'a doğru yola çıkalım istiyoruz. Ve bakalım Azerbaycan'da bizleri kimler karşıladı? Azerbaycan'ın iklimi, manevi iklimi nasıldı ve bismillah diyerek Azerbaycan'dan söze başlayalım efendim. Evet değerli seyirciler. Azerbaycan, can Azerbaycan. Gönlümüzün kenarında iki devlet, bir millet ifadesiyle muhafaza ettiğimiz muhteşem ülke ve Azerbaycan'a ziyaretimizde karşımıza çıkan Ejderbey Camii. Buradan Ejderbey'e rahmet okuyoruz ve kendisine Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinden rahmet diliyoruz. Ve efendim hemen yanı başında sayılabilecek bir noktada Şehitler Hıyabanı. Bakü'ye, Bakü'nün tam merkez noktasına bir gül gibi, bir çiçek gibi yerleştirilmiş hıyaban. Çünkü şehitlerimiz orada efendim. Ve nihayetinde Hazar Denizi'nin sahiline doğru bir yolculuk ve orada sizi Ashab-ı Güzi'nin soyundan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in neslinden bir hanımefendi bekler ki o bizim hala sultanımızdır, bir heybetimizdir o. Onu orada karşılayan insanların Fatıma Tüz Sagir diye ifade ettikleri muhteşem bir valide. Ve ona ziyaretten sonra gönlümüzü elimize alıp onların muhabbetiyle yıkayıp Tekrar göğüs kafesimize yerleştirdikten sonra yolculuğumuz bizi Gürcistan'a, Tiflis'e ve o bizim ecdadımızın ifade ettiği "Ben giderim Batum'a" türküsünün eşliğinde bir yolculuğa çıkardı. Ve Tiflis'in manevi atmosferinde Cuma mescidinde namaz kılarken bulduk kendimizi. 3-5 arkadaş geldi bize hoş geldiniz dediler. Hadi gidelim şehrin biraz dış noktasında bir medrese var dediler. Hayretlerimizi gerçekten saklayamadık. Dedik ki ne medresesi? Tiflis'te bir tane cami varken, koskoca Tiflis şehrinde bir tane cami varken ne medresesinden bahsediyorsunuz kardeşim dediğimizde hele gelin bizimle dediler ve yola çıktık. Yaklaşık 50 kilometre çıktıktan sonra 2. Köseli köyünde baktık ki gerçekten bir İslam medresesi var. Efendim talebelerini hatırlarsınız. Küçük küçük kardeşlerimiz bize kendi lisanımızdan, muhabbet lisanından ilahiler okumuşlardı ve onlarla yapmış olduğumuz sohbetler de gerçekten gönül dünyamızı zenginleştiren sohbetler olmuşlardı. Ve nihayetinde işte yanı başında bulunduğumuz Hacı Bayram Veli Camisi ve Hacı Bayram Veli Hazretlerinin huzuru Burada yaptığımız sohbetin tadı gerçekten damağımızda kalmıştı. Çünkü biliyoruz ki Hacı Bayram Veli Hazretleri bizi buradan uğurlamış ve tekrar hoş geldiniz diye karşılıyordu. Böyle bir hava, böyle bir atmosfer vardı. Nihayetinde Ankara'daki yolculuğumuza bir üstadın adına yaptırılan ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın hemen yanı başında bulunan Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde devam ettik. Oradaki muhabbetimiz de gerçekten bu gönüllerde yeri olacak muhabbetlerdendir diye ifade etmemizde bir beis yoktur diye düşünüyorum. Değerli hocamıza da bizlerle yapmış olduğu sohbetten dolayı ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Ve nihayetinde efendim hani gönül bazen ecdadın izinden sen istemesen de gidiverir ya işte bizim kalbimizle göğüs kafesimizi yırtıp çıkacak ve Balkanlara doğru yola çıkacak diye düşünürken kendimizi Mostar köprüsünde bulduk. Hani ecdadın bir şekilde oraları terk etmek zorunda kaldığı, oralardan çıkmak zorunda kaldığı şehir Mostar, aşk şehri, dünya ve ahiret arasındaki köprü olan şehir neredeyse bizleri karşıladı ve huzuruna huzurla geçmemizi bir anlamda sağladı. Ve bu anlamda Mostar'a bütün Balkanlara Mostar Köprüsü nezdinde, Mostar Köprüsü şahsında çok teşekkürlerimizi ve gerçekten muhabbetimizi ifade etmek istiyorum. Mostar'da Mostar Köprüsü'nü arkamıza alarak yaptığımız sohbette Hazreti Yunus'tan bahsetmiştik. Mostar Köprüsü'nün hemen yakınında bulunan bir Yunus Emre Enstitüsü temsilciliği var. Ve o temsilciliğimizdeki değerli kardeşimiz Yunus Bey ile birlikte yine ismini taşıdığı Hazreti Yunus'un bir temsilcisi olan Yunus Bey'le birlikte gerçekten Yunus kokulu, Yunus tadında bir sohbet gerçekleştirmeye gayret ettik. Ve yolculuğumuz bizi aşk şehirlerindendir diye ifade ettiğimiz Konya'ya iletti. Konya'da Hazreti Pir Celaleddin Rumi Hazretleri'nin Mevlana'nın efendimin manevi huzurunda bir hoş sohbet ve bir mana yolculuğuna doğru yola çıktık. Hazreti Mevlana'yı bilenler bilir. Ondan belki yıllar önce söylenen gel ne olursan ol yine gel ifadesini kendi dünyasında öyle bir yaşamış, öyle bir özümsemiş ki kendisine ithaf edilen bu muhteşem sözle birlikte neredeyse efendi Hazretleri bize gel ne olursan ol yine gel dedi ve biz de gönlümüzü elimize alıp gönül dilinden bir muhabbet yapmak için Hz. Pir'in huzuruna doğru yola çıktık. Orada yapmış olduğumuz sohbette Hz. Pir'in topluma etkisinden bahsettik. Mana dünyasını madde planında ele alıp bütün insanlara sevginin, şefkatin ve merhametin en önemli öğretilerini, en önemli ipuçlarını veren Hz. Mevlana'nın manevi huzurunda bu tatta bu kıvamda sohbet etmeye gayret ettik. Ve Bursa Osmanlı medeniyetinin ön sözüdür demişti değerli hocam Mehmet Emin Ay Beyefendi ve Bursa'da sultan ve bütün şehzadelerin yanı başında Allah dostlarının sultanlara sultanlık eden sultanların yanı başında manevi huzurunda ve Ulu Cami'nin muhteşem atmosferinde sohbet ettik. Allah-u Teala nasip eyledi. Sonra efendim Emir Sultan Hazretleri'ne ziyaret ettik. Sanki böyle bir tazim içerisinde dizlerimizin üzerinde yürüyerek muhabbetle Emir Sultan Hazretleri'ni ziyaret ettik. Ve efendim TRT Avaz ekranlarından aşina olanlar, TRT Avaz'ı takip edenler bilirler. Bizim birkaç sene önce yapmış olduğumuz iftar programında bizlere kapılarını açan Üftade Hazretleri'nin dergahını ziyaret ettik. Ve orada Bursa tadında, Bursa kıvamında muhabbetin tanımı nedir diye sorsanız Bursa cevabını verecek Necip Karakaya yani bendeniz gittim oralarda sizlere gönül dilinden sohbetleri gönlü güzel insanların güzel ağızlarından aktarmaya gayret ettim efendim. Ve nihayetinde Hani Bosna'ya da Mostar'ı ziyaret ettik demiştim ya. Yolculuk bizi Gorajde'ye eriştirdi. Gorajde'de gidenler bilirler. Şehri ikiye ayıran bir muhteşem nehir vardır. O nehir adına romanlar yazılan Dirina nehridir efendim. Dirina Nehri'nin yanı başındaki Gorajde şehrinde değerli Remzi Pitiç büyüğüm Gorajde müftüsü ile sohbet gerçekleştirdik ve sohbeti de Kayseri Camisi'nde yaptık efendim. Kayseri Camisi'nin atmosferi bizi öyle etkiledi ki efendim çok soğuktu hava ve neredeyse eksi 20 dereceleri aşmıştı havanın soğukluğu ve Gorajde'de de bu soğuğu hissederek damarlarımıza iliklerimize kadar hissederek Ecdadın ifadesi olan titre ve kendine gel ifadesini özümsemeye ve yaşamaya gayret ettik. Gorajda muhteşem bir atmosfere sahip olan bir şehir. Sadece soğukluğu bir tabiat hadisesi olarak düşünüp o soğukluğu yaşamayan, hissetmeyen Gorajda'nın sımsıcak insanlarıyla sohbet etme ve muhabbet etme imkanı bulduk. Efendim muhabbet gerçekten o kadar fazla o kadar birikti ki ben sözü fazla uzatmak istemiyorum ama anlatacak o kadar da çok söz var ki o kadar da çok şey var ki ben bu ikilem arasında sizleri bir müzik arasıyla baş başa bırakmak istiyorum efendim. Müzikten sonra ilahiden sonra tekrar birlikte olacağız efendim. Efendim programımızın müzik arasından önce Gorajde'den bahsetmiştik sizlere. Şimdi içimizi birazcık daha ısıtacak bir yere doğru gidiyoruz. Kıbrıs'a doğru gidiyoruz. Hala Sultan'ın defnedildiği, şehit düştüğü topraklara, Allah Resulü'nün ashabından Hazreti Ömer radiyallahu anh'la adaş olan ve diğer sahabe efendilerimizle birlikte, yedi kişiyle birlikte Kıbrıs'ta sahilde, kabirleri bulunan o güzel ashab kiramın ziyaretinde bulunduk. Elbette Kıbrıs bizim için çok önemli bir yere sahipti. Gazi Mahusa'yı ziyaret ettik, Girne'yi ziyaret ettik, Lefkoşa'yı ziyaret ettik ve oralarda ecdadın temellerini attığı ve daha evvel yapılan ve kiliseden camiye çevrilen eserleri de ziyaret etme, orada namaz kılma imkanı bulduk ve gittiğimiz topraklarda hep sizlere dua ettik ve muhabbetimizi gönül dilinden paylaşmaya gayret ettik Efendim yolculuk devam etti ve tuzladayız Tuzla Bosna Hersey'in şirin illerinden Şirin şehirlerinden bir tanesi Tuzla'nın yapısı itibariyle, sanayileşen, sanayileşmeye açık olan bir şehir ve maalesef o topraklarda sosyalizm çok fazla etkili olmuş. Ama dini mübini İslam'ın güzelliklerini hala barındırmışlar ve barındırmaya da devam ediyorlar. İslam dininin hassasiyetlerini bizlere ve o topraktaki değerli kardeşlerimize aktaran bir medrese hala Tuzla şehrinde ayakta ve açık hizmete devam ediyor. Bunu da sizlere buradan müjde olarak vermek istiyorum. Tuzla'ya muhakkak ziyarette bulunun ve Tuzla şehrindeki medresede, o medresede görev yapan hocalarımızı ve talebelerimizi tanıyın istiyorum efendim. Ve efendim hani derler ya aşk şehirleri birkaç tanedir. Onlardan bir tanesi de İstanbul'dur. Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar dediği şehir Üstad Necip Fazıl Kısaküreğin. Buradan Üstad'ı da rahmetle anmak istiyorum. Efendim İstanbul'da bizleri Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri misafir etti. Hani dedi ki bize mana aleminde siz benim üstadlarımı, pirlerimi ziyaret ettiniz. Buyurun ben de sizi misafir edeyim dedi dergahında ve o muhteşem atmosferde. Türbe-i Saadetlerinin hemen yanı başında hem namaz kılma imkanı bulduk hem de sohbet ettik değerli hocalarımızla. Onların o güzel düşüncelerini okunan ayeti kerimelerin ışığında öyle bir mezzettik ki muhteşem bir görüntü ve atmosfer çıktı ortaya. Ve efendim nasıl anlatılır bilemiyorum ama hani üstadın ifadelerini kendi dünyamıza aktardığımızda üstaddan bir parçaymış gibi düşünmemiz kendimizi bu şekilde algılamamız normaldir. Mimar Sinan desem ne dersiniz? Ne gelir aklınıza? Belki yüzyıllar önce camilerini inşa etmiş ve göçmüş art, ahirete irtihal etmiş bir mimar gelir dersiniz. Ama efendim Giresun'a gidin, Giresun'da ziyaretlerde bulunun. Giresun'a gittiğinizde dünyanızda şöyle bir soru işareti olacak. Ve diyecek ki içinizdeki ses size, Mimar Sinan ölmemiş miydi? Bu soruyu size sorduran şey Bulancak'ta da, ve Ey Nesil ilçelerinde bulunan iki cami. Eynesil'de Yeşil Cami, Bulancak'ta Sarayburnu Camii. O camilere baktığınızda diyeceksiniz ki efendim sanki Mimar Sinan ölmedi de hayatta da bu camileri inşa etti. Efendim mübalağa etmiyorum. Gidin bakın özellikle gerçekten istirham ediyorum. Bulancak'taki Sarayburnu Camii, Mimar Sinan'ın şehzade başında yapmış olduğu Şehzadebaşı başı camisinin neredeyse aynısı. Ama efendim camileri inşa ederken günümüz teknolojisinden faydalanılmadan yapılmış bu camiler. Ve oradaki hava, atmosfer bizi Yeşil Cami'nin Ey nesilde bulunan Yeşil Cami'nin avizesindeki muhteşem manaya götürdü ve kainatın her dem harekette olduğunu ve dönmekte olduğunu. Ama dönerken neyin etrafında? Elbette ki aşkın etrafında döndüğünü tekrar 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 kalbimize ve zihnimize, beynimize nakşetti efendim. Ve yolculuk bizi Travniye'ye doğru bir anlamda mana ile karşılaşmaya doğru yola çıkardı. Bu yolculuğun gönlümüzdeki yeri elbette farklıydı. Çünkü Zenitsa ve Travnik nereler o topraklar biliyor musunuz değerli seyirciler? Hz. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin dizini koyarak su içtiği o muhteşem suyun bulunduğu şehirler. Ve iklime, tabiata bir bakıyorsunuz sanki cennet efendim o yeşilin her tonunda gönlünüzü ve zihninizi mana dünyasına doğru bir adım daha yaklaştırdığını görüyor ve bunu idrak ediyorsunuz ya işte bu nokta çok önemli değerli seyirciler. Ve yolculuk gönül dilinden muhabbetiyle dolu yolculuk devam etti ve biz kendimizi Bulgaristan'da bulduk. Evvela Sofya'ya indik. Sofya'da ziyaretlerden sonra dediler ki meydanda bir tane cami var. Ya öyle mi dedik acaba daha fazlaydı da nasıl oldu bu iş falan diye sorarken sormayın dediler. Buradaki kafir mezalimi bizleri perişan etti dediler. Küffara karşı dimdik ayakta durmaya gayret eden ecdadın torunları bizim kardeşlerimiz bizleri camiye doğru yola çıkardılar. Caminin hemen yanı başında küçük güzel bir park var, bahçe var. O bahçede efendim bütün Bulgaristan'ın dini idaresinden sorumlu değerli müftümüzle, hocamızla sohbet etme imkanı bulduk. Sonra dediler ki İstanbul'a şuradan çok çok yakın bir noktada bulunan ve bizim Filibe diye ifade ettiğimiz bir şehir daha var. Hadi arkadaşlar durmayın yola çıkalım dedik ve Filibe'de muhteşem bir camiyi gördük ve ziyaret ettik. Efendim Bursalılar bilirler Filibe'de bulunan cami neredeyse Murat Hüdavendigar camisi gibi veya da Yeşil Cami gibi bir cami. O kadar hoş bir atmosferi var ki efendim orada namaz kıldığınızda sanki Medine-i Münevvere'de Mekke-i Mükerreme'de namaz kılıyormuş gibi huzur ve huşu içerisinde ibadetinizi gerçekleştiriyorsunuz değiştiriyorsunuz Ve efendim hani tekrar ana vatana yolculuk, dönüş ve en uç şehirde bir sancak şehri Ardahan. Gerçekten gönlü, zengin ve mana dünyasında çok mümbit olan insanların yaşamış olduğu bir şehir. Hani dedik ya sancak şehri. Osmanlı orayı öyle Basit bir mevzu olsun diye sancak şehri yapmamış. Osmanlı sancak şehrine gerçekten sancaktar olabilecek kabiliyette, dirayette olan insanları tayin etmiş ve orada onların torunlarının yaşadığını söylediler ve biz de gittik. Ardahan'ı ziyaret ettik ve yanı başında mana dünyamızı zenginleştiren ve özellikle Nakşi kardeşlerimizin yakinen bildiği silsile Şerif'te yer alan Ebul Hasan Harakani Hazretlerinin Türbe-i Şeriflerinde onu ziyarette bulunma ve orada program çekme o mübarekle ilgili sohbet etme imkanını bulduk. Bundan dolayı da Cenab-ı Zülcelal Hazretlerine hamd ediyoruz. Ve efendim Antep, Gazi Antep, Hani gazilik sıfatını üzerine yıllardır çok kibar ve nazik bir şekilde yerleştiren ve o şekilde anılmaktan dolayı iftihar eden bir şehir. İnsanları da öyle. Ama birazcık acı var efendim o insanlarda. O acı yüzlerinde değil de sanki birazcık latife olsun yemeklerine işlemiş gibi. Birazcık efendim ağzımız yanarak Antep'ten döndük. Bize o güzel ikramları sunan kardeşlerimize de buradan selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Yemekleri acıydı ama sohbetleri çok tatlıydı. Değerli müftümüze o ziyaret etmiş olduğumuz camiyi yaptıran değerli Ökkeş Eruslu abimize de buradan selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz efendim. Ve nihayetinde dönüş tekrar Balkanlara Değerli kardeşlerimle birlikte, ekibimizle birlikte gönlümüzdeki Balkanlar muhabbeti öyle bir aşılandı, öyle bir arttı, öyle bir bereketlendi ki neredeyse her vakitte, boş bulduğumuz her anda kendimizi Balkanlarda bulduk. Ama bu sefer gerçekten orada bir medresenin olduğu haberi geldi bize ve dediler ki burası İslam coğrafyasının en uç noktası Balkanlarda ve yolculuk bir haç doğru başladı. Bir haca ulaşmadan önce Sazin şehrini ziyaret ettik. Sazin şehrinde Cemalettin Çavuşeviç medresesinin olduğunu söylediler. 1873 yılında yapılan bir camiden bahsettiler. Belki bu caminin daha evveli var ama nihayetinde o belki birazcık restorasyon gördü, belki yıkıldı, yeniden yapıldı ama o camide o medresemizin değerli hocalarıyla sohbet etme imkanı bulduk ve efendim Salih hocayla, Salih dervişle gerçekten onun ismiyle müsemma bir sohbet etmeye, sohbet gerçekleştirmeye gayret ettik. Efendim sonra hani derler ya kişi sevdiğiyle beraber olursa kişiliğine erişir, kişiliğine kavuşur ve bir hadisi şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz de der ki efendim kişi sevdiğiyle beraberdir. Efendim sevgi nasıl tarif edilir bilemiyorum ama sevgiyi dünyama nakşeden iki isim vardır benim için. Bir tanesi rahmetli babam İsmail Karakaya ve rahmetli babamın da beni elimden tutarak eşiğine götürdüğü değerli efendim Seyyid Abdurrahim Reyhan Erzincani efendi hazretleridir. Ve yolculuk Erzincan'a doğru başladı. Erzincan'da Terzi Baba Türbesi'nde, Terzi Baba Kabristanı'nda girişte hemen sol tarafta Abdurrahim Reyhan Efendi Hazretlerini ziyaret ettik. Sonra Dede Paşa Hazretleri. Abdurrahim Efendi'nin dedesi aynı zamanda silsiledeki, silsileyi meratipteki büyük meşayihlerden Muhammed Beşir Efendi'mi ziyaret ettik. Bütün o muhteşem Terzi Baba Kabristanı'ndaki Allah dostlarını ziyaretten sonra elbette desturla Terzi Baba Hazretlerine doğru adımlarımızı birazcık daha huşu ve muhabbet içerisinde atmaya başladık. Terzi Baba'nın da dünya için Allah demem ifadesini de kendi dünyamıza yerleştirmeye gayret ettik. Allahü Teala hepsinden razı olsun. Ve efendim hepinizce malum Edirne bizim ikinci baş şehrimiz evvela Bursa sonra Edirne. İstanbul'a Edirne'den sonra geçmişiz. Edirne'yi ziyaret ettik. Edirne'de Selimiye Camisi'nin içinde muhabbet etme imkanı bulduk. Hani o bir Japon mühendisin kubbenin altına yatarak kubbeye bakıp ya bu muhteşem bir şey, bu mucize. Bunu yapmak mümkün değil. Bu kubbenin bu şekilde havada kalması mümkün değil dediği noktada biz de kubbeyi seyrettik ama o kubbenin muhteşem atmosferiyle dini mübini İslam'a nasıl kucak açtığını ve İslam dininin güzelliklerini kendi içinde yaşayarak o güzellikleri o kubbenin altında insanlara nasıl aktardığını gördük ve buna şahit olduk. Orada da bizim programımıza konuk olan değerli hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz, selam ediyoruz buradan efendim. Ve hani efendim Ejdat Balkanlara gitmiş, ziyaret etmiş ama Balkanlarda bizim diye ifade edeceğimiz iki yer var. Şu anda birini Makedonya diye anıyorlar, birini Kosova diye anıyorlar ama biz gönlümüzde Makedonya değil de Üskübi bilelim istiyoruz. Biz Kosova denildiğinde Kosova'yı değil de Prizren'i, Priştine'yi, İpe'yi bilelim diyoruz. Ve gittik efendim. Üsküp'e gittik, Kalkan Kalkandelen'e gittik, Prizren'e, İpe'ye, Piriştine'ye ziyaretlerde bulunduk. Ve oralarda İstiklal Marşı'nı, Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duasıyla birlikte İstiklal Marşı'nı yazan ve bu milletin millet şairi olan Mehmet Akif Ersoy'un köyüne ziyarette bulunduk İpek'te. Suşitsa köyünde Mehmet Akif merhumun soyundan gelen ve şu anda o neslin en yaşlısı olan Adem Bekir Mullay amcamızı ziyaret etme ve elini öpme imkanını bulduk. Buradan kendisine uzun ömürler diliyoruz. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri dünyayı ve ahireti onun için hayırlı eylesin diye dua ediyoruz efendim. Efendim elbette döndük tekrar yurda ana vatana ve burada çekimler gerçekleştirdik. 11 şehir dolaştık efendim Türkiye'de. İfade ettiğimiz gibi İstanbul'a gittik, Edirne'ye gittik, Kars'a, Ardahan'a, Giresun'a. içinde bulunduğumuz bu muhteşem şehire Ankara'ya ziyaretlerde bulunduk ve bu şehirlerde çekimler yaptık. Ve daha sonra bizim hani birazcık son yıllarda 15-20 yıl içerisinde gönlümüzdeki yaralardan bir tanesi olan ve şu anda da Sırbistan diye anılan Belgrad şehrinin içinde bulunduğu ülkeye ziyarette bulunduk. Belgrad'da Tuna Nehri'ni gördük efendim. Sava ve Tuna nehirlerinin birleştiği noktada muhabbetimizi o noktadan birazcık gözyaşlarıyla birazcık mana dolu ifadelerle aktarmaya gayret ettik. Orada Belgrad Büyükelçimiz, TİKA Koordinatörümüz ve Yunus Emre Enstitüsü temsilcimiz bizleri ağırladılar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Ama biliyor musunuz değerli seyirciler, koskoca Belgrad'da Osmanlı'nın, ecdadın yüzlerce inşa ettiği caminin arasında sadece bir tanesi Bayraklı Camii ayakta kalabilmiş. Ve biz Bayraklı Camii'ni de sizler adına ziyaret ettik. Ve orada dini mübini İslam'a hizmet edenlere ve gerçekten gönlü iman neşesiyle dolu olan insanlara dualarımızı ilettik efendim. Ve yolculuk bitti. Ankara'dayız. Muhabbetle gezdiğimiz coğrafyalara muhabbetinizi iletmeye gayret ettik. Gönül dilinden yaptığımız sohbetlere gönlümüzü dahil etmeye çalıştık. Ecdadın ayak izlerini takip ede ede Balkanların en uç noktasına kadar Azerbaycan'dan müthiş bir maneviyat dolu gezi yaptık. Ve o topraklarda içinde bulunduğumuz vatanımızla birlikte onlarca şehri ziyaret ettik ve sizlerle birlikte Gönül Dilinden programının sonuna geldik. Efendim program boyunca birçok kişinin emeği oldu bu programda. Bizleri gittiğimiz ülkelerde karşılayan kardeşlerimiz oldu. Bizlerle birlikte dini mübini İslam'a hizmet ettiğini düşündüğümüz TRT Avaz kanalımız için bu muhteşem manaya hizmet etmeye aşık olan insanlarla tanışma ve onların yardımını alma imkanımız oldu. Muhabbet dolu. Bu onların hepsine buradan selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Bazen bir sokakta karşılaştığımız bir ecnebinin bile bize bu noktada muhabbetle baktığını gördük. Ve nihayetinde işte dedik ki efendim ecdadın izinden yola çıkarak gönül dilinden ve muhabbet tadıyla yapılan işler sonuçta güzel neticeler alıyormuş. Allah Resulü'nün muhabbetiyle gittik o topraklara. Gittiğimiz her yerde ilk önce camileri ziyaret ettik. Cami'lerle birlikte baktık. Ecdadın yapısı kalmış mı burada? Varsa medreseleri ziyaret edelim dedik. Varsa hanları, hamamları, kaleleri ziyaret edelim dedik. O topraklara sizler adına bir yolculuk yaptık ve sona geldik. Bu programda bizleri yalnız bırakmayan ve emekleriyle birlikte bizim muhabbetimize dahil olan herkese gerçekten muhabbet dolu selamlarımı ve şükranlarımı ifade ediyorum. Başta programımızın yönetmeni değerli kardeşim Şenol Bulut'a, onun yardımcısı olarak bizimle birlikte bütün bu programda eşlik eden, bizimle birlikte olan değerli kardeşim Muhammed Haznedar'a. Program boyunca hani bazen Kardeş nasıldır diye ifade edildiğinde kardeşten öte insanların olduğunu da insan söyleyebilir laf arasında. Ama arkadaşlığıyla, dostluğuyla, aynı zamanda kardeşliği ve abiliğiyle beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan değerli abim Ahmet Haşim Karakaya beyefendiye. Programlarımızın size ulaşma noktasında gerçekten çok önemli bir emeğe sahip olan iki kardeşim var. Bir tanesi gerçekten duruşuyla ve tavırlarıyla gönlümüzü kazanan ve şu anda yine TRT'de bir başka noktada hizmet eden değerli kardeşim Ömer Gürbüz'e ve hani bazen latife ederler çok gezen insanlara Evliya Çelebi gibisi mübarek derler. Bizde de bir Evliya Çelebi var ama o ofiste oturur efendim. Bizim gezmemize rağmen onun adı oturan kişinin adı Evliya Çelebi olmuş. Değerli kardeşim kurguda ve montajda bize yardımcı olan Evliya Çelebi beyefendiye. Program boyunca muhabbetiyle ve koordinatörlüğüyle her zaman etkisini üzerimizde hisseden, hissettiren değerli abim Mehmet Cahit Karakaya beyefendiye. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hepsinin ellerine sağlık. Muhabbetlerini bizimle paylaştıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allahü Teala neyi nasip eder? Sizlerle ne zaman, nerede, hangi vakitte birlikte oluruz bilemiyorum ama Emin olun gönül diliyle sizleri her zaman anma ve sizlerin dünyasını idrak etmeye çalışacağımı ifade etmek isterim. Allahü Teala hepinizden ve hepimizden razı olsun. Muhabbetinizi muhabbetimizle birleştirmeye lütfen devam edin. Ve bizlere de dua edin. Hani biraz gevezelik yapıyoruz. Gittiğimiz ülkelerden sizlere bir şeyler aktarıyoruz. Bazen arada sürçülisan ediyoruz. Bunlardan dolayı sizlerden af diliyoruz. Ama istiyoruz ki dualarınızda olalım ve dualarınıza bizleri de dahil edin. Duanız olmasaydı ne işe yarardınız diye buyuruyor Cenab-ı Zülcelal Hazretleri. Biz de duanıza talibiz. Duanızda bizleri unutmayın. Efendim, bendeniz Necip Karakaya. Başta kanal koordinatörüm Murat Akkoç Beyefendiye, koordinatör yardımcımız Taner Gürbüz Beyefendiye ve kanalımızın idarecileri olan Şükrü Şahin, Nizam Şahin, Cevdet Karataş, Vedat Akçan beyefendilere çok çok teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. TRT Genel Müdürümüze de hasaten teşekkürlerimi ifade ediyorum. Efendim ben Deniz Necip Karakaya sizleri muhabbetimle selamlıyorum. Hepinizi bir sonraki görüşmemize dek Allahü Teala'ya emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.